Hepiniz hoş geldiniz. Bu iki ürünü Amazon Türkiye üzerinden satın alacağız. Biri Universal Gaming kulaklık standı arkadaşlar. Masanızın herhangi bir köşesine takıp kulaklığınızı buraya sabitleyip kullanabilirsiniz. Ve diğer bir ürün ise bilgisayarınızı topladınız, monitörünüzü kurdunuz ve masanın altında kablo karmaşıklığı var, kablo fazlalığı var. Bu kabloları ve gerekli olan güç prizini bir yere sabitlemek, koymak için gerekli olan masa altına delmeden yerleştirilebilen kablo rafı. Fiyatı 659 TL. Bu iki ürün arkadaşlar size toplamda 1200 TL civarında gelmekte. Gördüğünüz gibi bu masa altı kablo düzenleme aparatı gerçekten çoğu kişinin veya herkesin, bilgisayar kullanıcısı herkesin alması gereken bir ürün diye düşünüyorum. Fiyat gördüğünüz gibi iki ürün 1191 TL'ye 1200 TL civarına gelmekte. Ürünler kargolandıktan ve elime ulaştıktan sonra incelemesini de yapacağız. Ürünümüzü sipariş geçeceğiz birazdan ve bir hafta, iki hafta süre içerisinde, tam 10-12 gün süre içerisinde kargo elimize ulaşmış olacak. Amazon Türkiye üzerinden sipariş vermiş olduğum ürünlerim geldi. Ürünlerimizin kutusunu açacağız ve kutu içeriğine yakından bakacağız. Bilgisayar masamıza takacağımız kulaklık askı aparatı. Çok hafif. Sağlamlık konusunda bir şey diyemem. İleride zamanla yıpranabilir. yurt dışındaki ürünlerimiz 1-1,5 hafta içerisinde kargo ile elinize ulaşmakta. Evet, bu ürünümüzde masanızın altındaki kabloları düzenlemek için ve uzatma prizini şu gördüğünüz sepete koymanız için gerekli olan masa altı kablo düzenleyicisi. Resimde gördüğünüz gibi kurulumun nasıl yapıldığı gösterilmekte. Üç şekilde masaya yerleştirebiliyorsunuz. Birinci olarak masamızın altına düz bir şekilde, ikincisi ters şekilde ve üçüncü olarak ise masamızın üst tarafına şu şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Kablo düzenlemesini bu alana yapıyorsunuz. Gerekli olan kablo fazlalığını bu alanda topluyorsunuz ve üçlü prizinizi veya uzatma prizinizi bu gördüğünüz sepete yerleştiriyorsunuz. Ve daha düzenli bir kablo görünümü elde ediyorsunuz. Kablo toplama klipsi. Kablo toplama klipsleri. Gerekli olan aparatlar, gerekli olan vidalar ve alyans. Vidalarımızı sıkıştırmamız için gerekli olan alyans. Bu aparat ise kablolarımızı bu alanda geçirmek için olan kablo tutucu aparat. Gördüğünüz gibi masamızın altındaki kablo kirliliğini bu aldığımız aparat sayesinde düzenleyeceğiz. Ve alt kısma kablo düzenlemesini yapıp gerekli olan prizimizi sepetimize taktıktan sonra ve buradaki modemimizi ise masamızın üstüne alacağız. Gerekli düzenlemeyi yapacağız arkadaşlar. Gelin hep beraber montaj işlemine geçelim. Öncelikli olarak sepetimizin kurulumunu yapalım. Sepetimizin kurulumunu tamamladık. Şimdi örnek olarak gösteriyorum arkadaşlar. Masamızın arka tarafına taktığımızı düşünün. Şu şekilde alttaki sabitleme vidasını sıkıyoruz. Vidamızı sıktıktan sonra gördüğünüz gibi buradaki sepete gerekli olan kablo fazlalığını ve uzatma kablosunu, uzatma prizini buraya yerleştiriyoruz ve alttaki, masanın altındaki kötü kablo görüntüsünden kurtuluyoruz arkadaşlar. Bu da söylediğimiz gibi gayet hafif, kalite konusunda bir şey diyemem. Sanki 3D baskısıyla çıkarılmış gibi. Şu kısma takalım. Sıkıştırdıktan sonra kulaklığımızı bu şekilde takıyoruz. Tabii bu kulaklık askılığını istediğiniz yere, köşelere takabilirsiniz. Sepetimizi de masamızın arka tarafına taktıktan sonra bu gördüğünüz çirkin görüntüden kurtulacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Amazon Türkiye üzerinden sipariş vermiş olduğumuz ve bir hafta içerisinde elimize ulaşan masa altı kablo düzenleyici sepetimizi kurulumunu tamamladık arkadaşlar. Masamızın altındaki çirkin kablo görüntüsünden kurtulmuş olduk. Uzatma prizimizi de sepetimize yerleştirdik. Gerekli kablo düzenlemelerini yaptık. Gayet şık bir görüntü oluştu arkadaşlar. Şu kısımda ilerleyen aşamalarda bunun da düzenlemesini yapacağım. Evet arkadaşlar, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.